Evet değerli dostlarım merhabalar. Sınava yakın bir zamanda bir edebiyat soru kampı yapmak istedim. 4 ya da 5 video planlıyorum. 20'şer soruluk veya 15-10 soruluk olacak. Bu testimiz 20 soru. Çünkü biraz kolay hazırladım ilk olduğu için. Biraz sorular kolay. Böyle edebiyatın temel bilgileri. Hani bunu da bilmiyorsan artık diyeceğimiz bilgiler. Kolay sorular içine birkaç tane de bilgi sorusu da koydum. Onun için 20 adet soru. Ama ikinci soru çözüm videomuz biraz daha zor olacak. O 15 soru olabilir, 10 soru olabilir. Onu artık bilemiyorum. Yazacağım sorulara bağlı. PDF yine açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde yer alacak dostlar. Şu an 20 soru var. Kaç net yaptığınızı yorumlar kısmına yazın. Haydi kampımıza başlayalım. Evet. Bu dizilerde Aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? Bir bakalım dostlar. Annenden öğrendiğinle yetinme. Çocuğum Türkçeni geliştir. Dilimiz öylesine güzel ki ne var ki çocuğum güzellikte bakım ister derken burada eğitici öğretici bir bilgi veriyor değil mi? Yani taktik veriyor yani didaktik. Evet devam edelim. Bu dizilerde olduğu gibi gerçek nedeni herkes tarafından bilinen bir olayı daha güzel bir nedene bağlayarak anlatma sanatına ne denir? Nasıl kodlamıştık dostlar? Hüsniye ile Halil. Hüsniye ile Halil yeni evlidir ve her şeye güzel bir neden bulurlar değil mi? İlk aylarda Hüsnü Talil. Yemyeşil vermiş ağaçlar bulutlara hayretinden gibi. Peki devam edelim. Bu parçada sözü edilen divan şiiri nazım şekli. Nazım şekli diyor. Nazım türü varsa hemen eleyelim yokmuş. Her beyti kendi içinde uyaklı uzun nazım biçimidir. Şimdi gazel zaten 5-15. Kaside her beyti kendi arasında uyaklı değil. a a, b, a şeklinde. Tuyu A-A-X-A. Rubayı a a, Rubai, a Kendi içinde uyaklı olan bir tek mesnevi var değil mi? Mesnevi a a b, b c, c Bir de şunu söylemiştik hatırlayın. İçinde bakın esnemek fiili var. Esnetecek kadar uzun, değil mi? Esnetecek kadar 25 bin 30 bin beyitten oluşuyor mesneviler, doğru. Bir de kafiye düzeni bak E ile başlıyor, E ile bitiyor. Buradan da hatırlayabilirsin A B B E şeklinde. E, dolayısıyla kalanını okumaya gerek kalmadan cevabımızın denizli olduğu anlaşıldı. Peki, gelelim dördüncü soruya. Sema ile ilgili hangisi yanlıştır? Uyak düzeni B, A, B, A, C, 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 A yani koşma gibidir. Doğru zaten sema ile koşma neredeyse birbirinin aynısı. Tek bir özelliğiyle aslında iki özelliğiyle de o ikinci özelliğini bizim şiiri okuyarak anlamamız mümkün değil. Çünkü kendine özgü bir ezgisi vardır deriz. O ezgiyi dinlememiz lazım. Ama diğer temel fark birazdan gelecek şıklarda. Genellikle sevgi, doğa, güzellik gibi konular doğru. Hece ölçüsünün ahan da burada. 11'li kalıbı değil semai 8 demiştik. Buradan hatırlayın semailer 8'li ile söylenir. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasındadır. Doğru. Kendine özgü bir ezgisi vardır ve bu ezgiyle okunur. Doğru. Peki gelelim 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ürünleri arasında yer almaz. Şimdi ne vardı? Koşuk, sav, sagu, destan. Koçaklama dediğimiz tür aşık edebiyatında türlerden biriydi. Yani İslamiyet sonrasında. Peki, geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerinden olan orta oyununun bir özelliği değildir. Metinsiz ve suflörsüz bir oyundur. Doğru mu efendim? Doğru. Oyunun bel kemiğini şive taklitleri oluşturur. Evet. İki perdeden oluşur. Hayır. Perde sayısı falan yok geleneksel tiyatroda. Pi şeker, kavuklu, zenne gibi sabit tiplerle oynanan güldürü amaçlı seyirlik oyundur. Şehir meydanlarında ya da kendileri için özel olarak hazırlanmış yerlerde oynanır. Doğrudur efendim. Peki gelelim yedinci soruya. Hangisi söylenemez? 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Doğru mudur? Doğru. Çapraz uyak. Havanda ovanda, sezerim gezerim. Doğru. Tam uyak ve redif. Bakalım. E, sen havanda, senin havanda. Yalnız senin dağında ve ovanda. Şimdi senin dağın, senin havan. E dolayısıyla şuralar ek olmuş oluyor. Bu ekleri aldığımızda dikkat edin buralar relif olur. Ova ve hava sözcüklerine baktığımızda iki ses benzerliği var. O da tam uyağı oluşturur. Doğru. Birleşik yapılı sözcük kullanılmıştır. Valla ben birleşik yapılı sözcük göremedim. Arasına söz öbeği girmiş at tamlaması vardır. Bak dikkat. Senin havan belirtili at tamlaması tatlı Esen diyerek araya da sıfat koymuş doğru cevabımız Deniz pek geliyorum 8. soruya şöyle Evet Hangisinin örneği yoktur? Bir dil bilgisi sorusu dostlar. Edebiyatta sıkıştırdık içine. Kitapların yazdığından derken eylemsiyi gördük. Yazdığından da önce derken deda bağlacını gördük. Önce başladı fırtına. Düşürür yıldızlarımı tek tek diyerek ikilemeyi gördük. E, yazdığından eylemsi varsa türemiş sözcük de vardır. Hece ölçüsü belli ki yok. Zaten görüntüden anlaşılıyor. Şurası daha fazla değil mi? Hece ölçüsü kullanılmamış. Peki geliyorum dokuzuncu soruya. Evet, dediğim gibi sorular biraz basit yani ilk test olması sebebiyle böyle temel bilgiler e, soruyorum daha çok. Hangisi fecati sanatçıların özelliklerinden biri değildir? Gerçeklerden uzak tabiat tasvirleri yaptılar, şiirlerinde hece veznini kullandılar. Hayır canım hece veznini küçümsediler ne kullanması? Evet, aruz ölçüsü, değil mi? Fransız edebiyatına örnek aldılar. Serbest müstezatı geliştirerek kullanmaya devam ettiler. Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullandılar. Doğrudur efendim. Peki, gelelim 10. soruya. 16. yüzyıl şairlerindendir diyor. Tamam. Döneminde şairler sultanı, sultan-ı şuara zaten divan edebiyatında iki tane şairler sultanı var. Bir tanesi Ahmet Paşa, diğeri Baki. Eğer 15. yüzyıl diye bir sınırlama verirse Ahmet Paşa. Ama genel anlamda divan edebiyatının sultan-ı şuarası derse tabii ki Baki olacak. Hele sana bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi'nden bahsediyorsa artık gözlerini bile kapatsan gidip o Baki'yi bulman gerekiyor. Peki devam. Sanatçı yapıt eşleştirmesi bir tane yabancılardan sorayım istedim. Alexander Dumas, Dumas Pire pardon özür dilerim. Üst silahşörler doğru. Jean-Jacques Rousseau toplum sözleşmesi yani bunlar kült eserler dostlar. Çıkacağını sanmıyorum ama bilmenizde yarar var. Mesela Faust bunu bilmek lazım. Bu Göte'ye aittir. Schiller'e ait değil. Kırmızı ve siyah Stendhal. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın kamburu. Yani çok kült. Yani genel kültür olarak da bilmek gerekiyor bu eserleri. Peki gelelim 12. soruya. Söz edilen edebi akım. 1930'lu yıllarda Fransa'da kendinden önceki akımın katı kurallarına tepki olarak katı kurallar klasizmi hatırlattı bana. Klasizme tepki olarak ortaya çıkan ne? Tabii ki romantizm ama devam edelim. Kuralcılık ve şekilcilik terk edilir. Bu akımla birlikte üç birlik kuralından vazgeçilir. Dram gelişir ama tamam artık romantizm. Çünkü dram dediğimiz tür değerli dostlarım romantizm akımıyla birlikte edebiyatımıza gelmiştir. Victor Hugo ile birlikte. Akıl ve sağduyu bırakacağız. Onun yerine duygulara yöneleceğiz vesaire vesaire. Tamamdır. Peki gelelim 13. soruya. İlk yapıtları Semaver, Sarnıç ve Şah da çocukluk ve gençlik yıllarının hatıraları Fransa'da kaldığı yıllarda yabancı çevreye olan yabancılaşması ve insan ilişkilerine dayanan tutumu yer alıyordu. E şu kült eserleri verdikten sonra bizim artık Said Faik'i bulup işaretlememiz lazım. Onun dışında verilen bilgiler yani bunlar gerçekten hani Said Faik deyince bilinmesi gereken eserlerdir dostlar. Yani aklınızdan çıkmaması gerekiyor. Direkt Sait faayı bulup işaretlememiz lazım. Peki gelelim 14. soruya. Hangisi? Masalın özelliklerinden biri değildir. Yer ve zaman belli değildir. Doğru. Kahramanlar insan üstünü tekrar evet gösterebilir. Doğru. İyiler ödüllendirilir. Kötüler cezalandırılır. Doğru. Ders verme amacı güdülmez. Yani evet yani böyle direkt bir ders verelim aman eğitelim öğretelim belki yoktur ama temelinde masalın temelinde çocuklara eğitmek vardır değil mi? Sadece uyutmak yoktur ama uyusunlar değildir. Eğitmek de vardır. Ders verme amacı güdülmez diye kesin bir ifadede bulunulamaz. Evrensel konular işlenir doğrudur. Masallar evrensel özellik taşır. Peki. 15. soruya gelelim. Trajedi türüyle ilgili yanlışlık arıyoruz dostlar. Üç birlik kuralına uyuluyor mu? Evet. Halkın günlük yaşamda konuştuğu dil mi kullanılır trajedide? Hayır tabii ki o komedi de oluyordu. Trajedide ne var dostlar? Trajedi en yüksekten hatırlayın demiştim. Hani böyle ağır ağdalı bir dil söz konusu. Cevap Bursa. Eser baştan sona kadar ağır başlığı ciddi bir hava içinde geçer. Kahramanlarını tanrılar, tanrıçalar, soylu kimseler oluşturur. Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır doğrudur. Peki geliyorum 16. soruya. Söz edilen eser Bana Naim Efendi'yi verdi. Ana kahramandır değil mi bu? Servet Bey dedi, Sakine Hanım dedi. Artık ben özellikle Naim Efendi yani bunu bilmek gerekiyor dostlar. Çok önemli bir eserdir. Kiralık Konak. E hocam diğer eserlerin karakterleri yani ne görürsek mesela yaban. Yabanı işaretleyebilmemiz için Ahmet Cemal'i görmemiz lazım değil mi? Çalı kuşunu işaretlememiz için Feride. Değil mi? Baş karakter. E, mürebbiyeyi işaretlememiz için Anjel, Dehri Efendi. Sinekli bakkal için Rabia, Peregrini gibi kahramanları işaret görmemiz gerekiyor. Peki gelelim 17. soruya. Söz edilen sanatçı. Asıl gayesi halkı yetiştirmek ve bilgilendirmek de edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat ve iktisat alanında 36'sı roman olmak üzere 200'e yakın yapıt verdi. 200'e yakın yapıt. Aklımıza hemen kim geldi? Yazı makinesi Değil mi? Kimdi o? Ahmet Tat Efendi. Ha, bak şurada ne var? Letaif Rivayet adlı eserini de verdi. E tamam artık. Yazı makinesi olduğunu gördük. Letaif Rivayet'i gördük. Ahmet Tat işaretlemeliyiz. Peki gelelim 18. soruya. Evet. İlk şiirlerini hece vezniyle yazmakla birlikte içerik bakımından hececilerden oldukça uzaktır. Onların bireyci şiirlerinin tuzağına düşmemiş toplumsal içerikli bir şiire yönelmiştir. Giderek şiirinin gelişen içeriğine hece ölçüsünün dar kalıpları yetmez olmuş yeni bir biçim arayışlarına yönelmiştir. Bu arayışlarının sonucunda hece ölçüsünün kalıplarını kırarak Türkçenin zengin ses özelliklerine büyük uyum sağlayan serbest nazma geçmiştir. Tamam artık ver bana Şeyh Petret'in destanında ben gideyim Nazım Hikmet'i işaretleyeyim değil mi? Evet. Peki gelelim 19. soruya. Şinasi'nin edebiyatımızda gerçekleştirdikleri arasında hangisi yoktur? La Fontaine'den şiir çevirileri? Evet. Dilin sadeleşmesi gerektiğini savunması? Evet. Ki Tanzimat'ta bunu başarabilen tek isimdir. Edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri? Şair evlenmesi? Tamam. Edebiyatımızdaki ilk özel gazete? Tercüman Ahval? Tamam. Ama Fransız sembolistleri değil kardeşim. Şinasi klasizmden etkilenmiştir. Peki. Haydi son soru. Evet. Çocukluğundan itibaren peygamberimizin sünnetine uymakta hiç gevşeklik göstermeyen kişi 63 yaşına geldiği zaman yer altında bir çilehane yaptırıp girdi ve burada vefatına kadar devamlı ibadet ve Allahü Teala'yı düşünmekle meşgul olduğu ne diyordu? Peygamber bu yaşta öldüyse ben de bu yaştan sonra dünyayı görecek değilim diyerek yerin altına giriyor adam. Sade bir Türkçe ile neyi yazıyor dostlar? Nedir o? Divanı Hikmet. Hatta şunu söylemiştim. Dini eserler içerisinde dilinin sadeliğiyle ön plana çıkan tek eserdir denilebilir Divanı Hikmet için. Ahmet Yesevi de Piri Türkistan olarak biliniyor dostlar. Tasavvuf edebiyatının e, kurucusu, tarikatların ilk kurucusu diyeceğiz. E, dolayısıyla cevabımız Denizli oluyor. Evet sevgili dostlarım en güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.